Merhaba arkadaşlar. Bu haftaki sınavda fizik için haftanın kritik sorusu bir numaralı sorudur. Hadi birlikte sorunun çözümüne geçelim gençler. Sorudaki düzeneklerden birincisi madde ve özellikler ünitesindeki kılcallık ilkesi ile ilgilidir arkadaşlar. Hemen altını çiziyorum. Şekil 1'deki deney düzeneğinde gözlenen olay. İkincisi ise sıvı basıncı konumuzdaki Torricelli düzeneğidir arkadaşlar. Sıvının özellikleri, Pascal prensibi kazanımlarını da içermektedir. Bu soruda verilenleri şurada ve deneyi inceleyecek olursak arkadaşlar, varacağımız kazanımlarda, çözümlerde şu şekilde olacaktır. Ardından da bizden deneyin işleyişi ve kazanımlara hangi yorumun uygun olduğunu soruyor. Yorumlardan hangisi en doğru olur şeklinde bizden istiyor arkadaşlar. Şekil 1'de ne dedik? Kılcallık ilkesi söz konusu. Kılcallık yani sıvı yükselmesi boruda nelere bağlıydı? Hemen hatırlatalım. Kesinlikle adezyonun kohezyondan büyük olduğu durumlarda sıvının boru içerisinde yukarıya doğru sıvı moleküllerin tırmanmasıydı arkadaşlar kılcallık. Yükselmeydi yani. Zaten tersi olduğunda alçalma söz konusu oluyordu. Adezyon kuvveti arkadaşlar kesinlikle açık hava basıncına bağlı olmadan sıvının ilerlemesidir. Dolayısıyla arkadaşlar burada açık hava iletilen açık hava basıncı yukarıdaki açık hava basıncıyla aynı olmasına rağmen adezyon kuvveti sayesinde sıvı molekülleri hareket edebilmektedir. Peki ne yaparsak bu sıvı yüksekliğini arttırabiliriz diye soracak olursanız, başta da söylediğim gibi sıvının ilerlediği borunun olabildiğince ince olması, kılcal olması gerekmektedir. Borunun kalınlığına bağlı yükselti değişebilir dedik. Buradan da aslında sorunun cevabının Ceyhan olduğu çok rahat görünüyor. Ama biz çözüme devam edelim arkadaşlar. Peki bu yükselme başka nelere bağlıdır diye soracak olursanız yükselen sıvının üzerindeki gaz yoğunluğuna da tabii bağlıdır. Ayrıca buradaki ilk sıvısının sıcaklığına, yoğunluğunu değiştirecek değişkenlere de bağlıdır. Yani adezyon ile koezyon arasındaki farkı arttıran her değişkene bağlı olabilir arkadaşlar. Gelelim ikinci düzeneğimize. Yani şekil 2'ye. Burada da Torricelli deneyinden bahsettik arkadaşlar. Dolayısıyla açık hava basıncının Pascal prensibinde bahsettiği gibi sıvı tarafından iletilmesi durumunda bu hizadaki basınç dengesinin sağlanması için sıvı yükselmiştir. Buna göre yükselen sıvının basıncı, bu hizaya yapılan sıvı basıncı P0'a eşit olduğunda denge sağlanmış görünüyor. Peki tanımlardan elde ettiğimiz basınç yani H çarpı D çarpı G ifadesi P0'a eşitlenirse H'ın nelere bağlı olduğu çok rahat gözlenir. Sıvının öz kütlesi, ortamdaki yer çekim eğimesi ve açık hava basıncı değiştikçe bu yükselme de değişecektir. Bunların dışında borunun kalınlığına veya borunun bulunduğu konuma, yatayla örneğin yaptığı açıya, borunun şekline, kalınlığına bağlı değildir arkadaşlar yükselti. Peki adezyona bağlı mıdır hocam? Arkadaşlar buradaki borunun kalınlığı göz önüne alınacak olursa ya da şartlar göz önüne alınacak olursa adezyon kuvveti buradaki kuvvetlere karşı koyamaz. Yani birinci şekilde kesinlikle yükselme söz konusu olamazdı eğer şu borunun uçları açık olsaydı. Dolayısıyla Adana, Bursa, Denizli ve Edirne'deki yorumlar tamamıyla ilkelere, kazanımlara aykırı yorumlardır, yanlış yorumlardır. Deneyde zaten böyle bir sonuç gözlenememektedir. Gözlenmesi de imkansız yorumlardır arkadaşlar. Bizim de yaptığımız açıklamalara bakacak olursak Ceyhan'daki cümle doğru olmaktadır. Hemen okuyorum. Birinci grup deneyinde borudaki sıvı yüksekliği borunun kalınlığına bağlıdır.
Evet, kılcallık olayı birinci deneyde. Kesinlikle ne demiştik? Kalınlığa bağlı yükselme miktarı değişebilir ifadesini Ceyhan'da olduğu gibi kullanmıştık. Dolayısıyla doğru cevabımız Ceyhan seçeneğidir gençler.